İsviçre FM Dolder'de düzenlediği tanıtım kokteylinde gelen seçkin konuklar ve basın mensuplarına İsviçre FM'i tanıttı. Zürih Başkonsolosu Aslı Oral, İsviçre Türk Federasyon Başkanı İrfan Okutan, İsviçre Türk Toplumu Başkanı Kahraman Tuna Boylu ve çok sayıda iş adamının katıldığı tanıtım, İsviçre FM'in kurucusu ve genel yayın yönetmeni Orhan Karaduman'ın açılış konuşmasıyla başladı. Zürih Başkonsolosu Aslı Oral, konuşmasında bir radyonun öneminden bahsederken, İsviçre FM'e yayın hayatında başarılar diledi. Amatör bir heves ama profesyonel bir anlayışı ben görüyorum. Ama buradaki tüm basın yayına hizmet veren, buna gönül veren arkadaşlarda da ben aynı heyecanı buluyorum. Hepsine minnettarız. Ayrıca buraya katılımları da verdikleri desteği gösteriyor. Belki bizim toplumumuzun tüm kesiminde hangi görüşte olursak olalım böyle bir desteğe ihtiyaç var. Birlikte hareket etmeye ihtiyaç var. Çünkü farklı görüşlerimiz olabilir ama çıkarlarımız ortaktır, anlayışlarımız ortaktır, kültürel değerlerimiz ortaktır ve ben bunları her zaman inanıyorum. Türk toplumunda güçlü olduğuna inanıyorum. İsviçre Türk Federasyon Başkanı İrfan Okutan emeği geçenleri tebrik etti. İçerisinde insanlarımız burada yaşıyor olmalarının gerekçeleri olarak neye ihtiyaçları varsa o yönde değişik dalda faaliyet göstermeye devam ettiler. Her konuda, her dalda müteşebbislerimiz burada ülkemizi, vatanımızı, milletimizi temsil etmek ve burada yaşayan insanlarımıza en iyi hizmet verebilmek için çaba sarf ettiler. Etkinliğe katılanlar duygularını mikrofonlarımızla paylaştılar. İsviçre FM 6 Haziran 2013 tarihinde kuruldu ve yayın hayatına başladı. Dolayısıyla bizim kurulmamızın hemen ardından da Ramazan ayı başladı. Bu Ramazan ayında 30 gün süreyle biz oruç tutan vatandaşlarımız için iftar programı canlı olarak yayınladık. Zürih şehrini merkeze alarak. Onun devamında esas amacımız tabii ki ticaret yapmak idi. Fakat radyonun içine girdikçe ticari kaygılarımız bizim ikinci sırada kaldı. İkinci planda kaldı. Daha çok burada Türk kültürünü, burada yaşayan Türk toplumuna vermek için gayret sarf etmeye başladık. Bu eksikliği gördük. Sonuç olarak burada yayın yapan, Türkçe yayın yapan radyolarımız haftada bir gün bir saat yayın yapıyorlar. Bunun da yetersizliğine farkına vardığımız için 7 gün 24 saat internet üzerinden yayın yapan İsviçre FM radyosunu kurduk. Aslı Hanım, bugün İsviçre FM tanıtım gecesindeyiz. Sizlerden kısaca düşüncelerinizi alabilir miyiz? Çok teşekkür ederim. İsviçre'deki Türk basın yayın kuruluşları çok önemli hizmetler veriyorlar. Vatandaşlarımız arasında bir köprü oluşturuyorlar. Ben bunu çok önemli buluyorum. Bu bağlamda İsviçre FM'in çalışması da çok önemli. İnternet üzerinden 7-24 hatta 7'den 7'ye 24 saat yayın yapacaklar. Ve görebildiğim kadarıyla birçok konuya değinecekler. Sosyal konular, aile konuları, spor konuları, eğlence programları, dini içerikli bazı sohbetler. Böyle geniş bir yelpaze olacak. Ben yararına inanıyorum. Aynı zamanda bugün diğer basın yayın kuruluşlarında da burada görme imkanım oldu, temsilcilerimizi de. Bu da zannediyorum geleceğe daha iyi bakmamızı sağlıyor. Çünkü bir dayanışmaya işaret ediyor. Ben İsviçre FM ekibini, başta Orhan Bey olmak üzere çalışma arkadaşlarını kutluyorum, başarılar diliyorum. Çetin Bey, siz de aynı zamanda İsviçre FM'de görev alıyorsunuz. Medyaya girdiniz. Bununla ilgili kısaca bir düşüncelerinizi alabilir miyiz? Vallahi öncelikle aramıza geldiğiniz için, bugünkü açılış kokteylimize bulunduğunuz için size çok teşekkür ediyorum. İsviçre FM adına, aynı zamanda İsviçre FM'in genel yayın yönetim yardımcısı olarak da. Biliyorsunuz yaptığımız çeşitli işlerin içinde şu anda medyada da biraz hareket ediyoruz. Bunun sebebi de sevgili Orhan'ın, genel yayın yönetmen başkanımızın, Orhan Karaduman'ın. Çok eski bir dostum. 30 yıllık bir dostluğumuz var. Radyoda benim için bir aşk, gerçekten apayrı bir yeri var. Çocukluğumuzun, bizim neslin çok iyi bildiği bir enstrüman.
O da böyle bir radyo kurunca, böyle bir atılım yapınca ben de dayanamadım. Çorbada tuzum olsun dedim ve yanına seve seve geldim ve bu yola girdik. İsviçre FM'e sıradan bir dinleyici olarak tanıdım başlarda. Akabinde Orhan Bey'in ekibinde kendisinin benim de bulunmamı arzu etmesiyle ben de İsviçre FM ailesinin bir ferdi olarak yayınlarımıza devam ediyoruz. Sizce İsviçre FM halka nasıl hitap edecek ve ne katkılarda bulunacak? Aslında İsviçre FM insanlarımıza radyo kültürünü daha geniş anlamda tanıtabilme hedefleri başında gelmek üzere yayına başlamış bulunmakta. Yayınlarımızda spor, Diyanet İşleri ile birlikte ortak çalışmamız var. Bunun yanında çocuk eğitimi üzerine yayınlarımız mevcut. Akabinde 7/24 devam eden canlı yayınlarımız var. Bu şekilde daha zaman içerisinde kendimizi de geliştirerek yayınlarımıza devam edeceğiz. Ben Arda, İsviçre FM'de Arda ile Gecenin Matem programını sunuyorum. Saat 12 ile 2 arası programımız devam ediyor, devamlı. İsviçre FM'de sürekli dinleyebilirsiniz. Programımız biraz daha çok aslında gece saatleri olduğu için hani biraz fantastik olsun, damar olsun, slow olsun biraz o yönde. Ama tabii ki benim dinleyicilerim biraz enerji dolu olduğu için gecenin saatlerinde hareketli müzik de isteyebiliyorlar. Tabii programın son saatlerine göre onu da ayarlıyoruz. Program böyle devam ediyor. Siz de bizi dinleyebilirsiniz.